27 Eylül 3 Ekim değerli oğlak burçları nasılsınız? Yükselen ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. İsterseniz de takip etmeyin, ne yapayım yani, bu sizin, ama yükseleniniz çok önemli, takip edin. Sabrınız zorlanacak yani, hani duygular karışık olacak. Duygusallıkta sabrınız zorlanacak ve kendi içsel dünyanızda çevrenizdeki insanlara şüpheniz artacak. Güven problemi, güven tartışmaları yaşayacaksınız. Bulunduğunuz koşullarda çok büyük değişiklikler söz konusu olacak ve güç gösterisi, etrafınızdaki işleriniz, patronunuz ya da siz patronsanız bile güç gösteri dönemi olacak. Biraz canınız sıkılsa da bu güç gösterisinde zafer sizin olacak. O yüzden hiç kontrolünüzü, hiç dengenizi, hiç uslubunuzu kaybetmeyin. Görevinizdeyse görevinize adapte olun ve herkes haddini bilecek, sabırlı olun istiyorum. Mesela kendi işini yapanlar için şöyle diyeceğim: ortaklık ayrımı ya da ortağınızdan alacağınız kazıklanma, maddi kayıp, hırsızlıklar söz konusu olabilir. Dikkat edin. Eğer bir bankada çalışıyorsanız ya da büyük bir sektörde, finans ve insan kaynakları bölümünde çalışıyorsanız, bir insanın sizin ayağınızı, özellikle 3 insanın sizin ayağınızı kaydırmakla ilgili bir sorunu var. Dikkat edin. Eğer insan kaynaklarında müdürseniz, üst düzey yöneticiniz sizin ayağınızı kaydıracak. Dikkat edin. Kendi işinizi yapıyorsanız ihbar ya da başka insan tarafından yaşanacak zarar sizi biraz maddi olarak zora sokabilir, ama ekonomi anlamında da evet, çok zorluklarımız var. Bazı sabrediyorum artık, ben yaşayan ölüyüm. Yani her gün aynı tempoyla, her gün aynı enerjiyle kalkıp yine başa dönmekten yoruldum diyen oğlaklar, hayır, sizde parayla ilgili değil de çevrenizde fazla enerjinizin ön planda olduğu için kıskançlıklar, size zarar vermeyi ve işinizi kaydırmaya çalışan insanlar hakim. Aslında size bir sıkıntı olmayacak, ama buradaki enerjide ciddi anlamda çevrenizdeki insanların fesatlıklarına maruz kalacaksınız. O yüzden dikkatli olun. Şöyle bir durum: yurt dışına yerleştiyseniz ya da yurt dışındaysanız ya da yurt dışına gitmek istiyorsanız, burada evraklarınız, eksik kağıtlarınız ya da oturum hakkı almaya çalışıyorsanız, bunlarla ilgili imzalarınız gerçekleşecek. Burada birebir konuşmalarla birlikte geçişiniz ve imzalanmanız aydınlık olacak gözüküyor. Bu ara sadaka vermek lazım ya, ben böyle şöyle diyecek bak, ben neyin sadakasını ödüyorum ya? Ben kimin, anamın mı, babamın mı, dedemin mi, halamın mı, kimin bedduasını aldım diyorsanız, Rabbim size bu sınavı sunuyor. Siz bu sınavı zaten başarıyla geçmeye başladınız. Hiç korkmayın, artık sizin sırtınıza hiç zarar gelmeyecek. Yani şu 15 günü bir atlatalım. 15 gün sonra daha güçlü, daha dinamik, patronunuzla bile bir sorununuz varsa bunu yenmiş olacaksın. Ama bir bu 15 gün böyle bir sadaka falan verin. Yani başınızdan para çevirin, birine sadaka verin. En azından şu gözlerden, şu kem gözlü insanlardan uzak kalın istiyorum. Bu ara bilmem bu kalbime doğdu. Şöyle bir şey var. Özellikle durumu iyi olmayan, engelli insanlara sadaka verirseniz severim. Yani sevinirim. Çünkü böyle bir enerji var. Sadakanızı hani engelli birine ya da durumu gerçekten engelli ailesine ya da sağlık problemi olan çocuk bölümüne destek olursanız, sizin sadakanız böyle bir enerji uyarı veriyor. Bunu not alayım, haritanızda böyle bir uyarı var değerli oğlak burçları. Aşk konusunda sevgilinizi bırakmaya karar verdiniz. Hadi hayırlı olsun. Çünkü onunla biz uyum içerisinde değiliz. Ailevi kültür sorunlarımız var dediğiniz için, hatta ve hatta artık ben bunu idare etmekten yoruldum, o beni sadece yıpratıyor ve aileler de uyuşmuyor. Ben onun kalıbına girmeye çalıştıkça o beni bastırmaya çalışıyor diyorsunuz. Ayrılık kararınız doğru. Ama bu arada da sizinle ilgilenen bazı insanlar var, ama şu ilişkide ne istediğinizi bulduktan sonra bu enerjiye girmenizi istiyorum. Çünkü sizde şöyle bir pişmanlık var. Takıntı olduğunuz insan, ruhunuzdan çıkmadan yeni bir insana adapte olamıyorsunuz. Sadece geçici böyle bir göz düşünceniz oluyor. Bu da biraz psikolojinizi yıpratabilir. Hesaplaşmanız gereken bir ilişki, kalbinizde bitirmeniz gereken bir nokta var. Bu noktayı temizleyin, rahat ayırın.
Yani temizlenmesi gerekiyor. Geri gelsin dediğimiz ilişkinizle ilgili de tekrar yarım kaldı, kalbim onda diyorsanız o yarım kalan kalp sizi tekrar tamir edecek. Hatta evlilik teklifi de edecek. Yani yarım kalan size geri dönecek. Hatta evlilik de teklif edecek. Biraz daha onun maddi olarak ve sizin maddi olarak ve işlerinizle alakalı toparlanmanız gereken noktalarınız var. Bunlar toparlandıktan sonra aileler tanışacak ve ilişkiyi güçlendireceksiniz. Kariyer anlamında da yapmak istediğiniz eğitim, farklı bölümler var. Bunlarla ilgili tamamlamak istediğiniz fikirleriniz var. Lütfen tamamlayın. Mesela pilates hocası olabilirsiniz. Yoga hocası olabilirsiniz. Kendinize yer açmak istiyor olabilirsiniz. Sevgilinizle, flörtünüzle. Açın, bunda başarılısı olacaksınız. Ve bu da sizi mutlu edecek diyorum. Evli olanlarda şöyle bir sorunumuz olabilir. Çocuğu olmayanlar, özellikle değerli oğlak burçları, artık umudum kırıldı, hayal etti, evlat sahibi olamayacağım, tedavilerin en iyisini denedik olmadı. Bence bir kez daha şans verin, çocuğunuz olacak gözüküyor. Özellikle hanenizde çocuğunuzun sağlık problemi varsa endişe etmenizi istemiyorum. Evinizde sağlık problemi yaşayan biri varsa kesinlikle korkmanıza gerek yok. Şifalanacak ve iyileşecek olarak gözüküyor. Değerli oğlak burçları, kontrolsüz yaşamak istiyorum artık. Onun düzeni, onun otoritesi, onun sistemi değil. Yani ben kontrolsüz bir hayat oluşturmak istiyorum diyorsun. Maşallah, buna bile kontrol yapıyorsun. Yani akışına bırakmayı öğrendiğin takdirde her şeyde daha mutlu olacağını düşünüyorum, ama hiçbir şeyi akışa bırakmıyorsun ki sen. Her şeyin altından didik didik araştırıyorsun. Bir de cep telefonu bozulabilir, çalınabilir. Dikkat et. Yeni telefon almak zorunda kalabilirsiniz. Bu ara YouTuber olmak isteyen, fenomen olmak isteyen bazı oğlak burçları için şans kapıları var. Bir de diksiyon dersi ya da sanatsal, mesela tiyatro eğitimi almak isteyenler için güzel fırsatlar var. Değerlendirebilirsiniz. Yüksek lisans yapmak isteyen oğlak burçları için de bu fırsatlar var. Ama her şeyden önemlisi, araba almak isteyen ve hayalim tek bu diyen için ailenizin desteği ya da eşinizin desteğiyle güzel bir araç anahtarınız var. Hayırlı olsun. Bazı oğlak burçlarına da şirketten yeni araç var. Şimdiden hayırlı olsun. Hoşça kalın.